bana sorulsa ki Müslümanlar olarak en büyük afetimiz nedir bizim? Küçük düşünme hastalığımızdır. Çocuğunu okutacak, bunu iyi bir hafız yapayım inşallah diyor. Böyle bir şey olmaz. Ne demek iyi bir hafız olacak? Ne olacak hafız olunca? Hafızlık bir şey değil arkadaşlar. Her Müslümanın hafız olması lazım zaten. Abdesti öğretmek bir iş midir? Herkesin abdest alması lazım. İş nedir? Selahaddin olmaktır. İş Ebu Hanife olmaktır. Malik olmaktır. Şafii olmaktır. Ahmet olmaktır. Akşemseddin olmaktır. Ulubatlı olmaktır. Niye çocuklarımızı küçük şeylerle çürüttük ya? Hafızlık %5'i bunun, o %5'e kilitliyorsun çocuğu. Kendisi de öyle düşünüyor. Nereye gidiyorsun? Camiye gidiyorum. Niye gidiyorsun camiye? Öğle ezanı okunacak. Ya gitme kardeşim böyle camiye ya. Bak nasıl git biliyor musun? Ezan yakın. Allah davet etti. O davete icabet edeyim. Karar bir. Karar iki. İnşallah orada hoca efendi ayet okuyordur. Onu dinlerim. İlim kararı. Al karar iki. Üç. İnşallah yabancı bir mümin gelir de selamlaşır. Bir mümin kardeşim daha olur. Allah. Üçüncü karar. Ukuvvet kararı. Dört. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Kindiye kadar da otururum. Camide bekleme sevabı kazanırım. Dört. Beş. İnşallah orada bir dilenci gelir. 5-10 kuruş sadaka veririm. 5. Hiçbiri olmadı. Gittin ki imam gelmemiş. Cami kapalı. Döndün evde kılıyorsun. Benim sevabımda bir eksiklik var mı arkadaşlar? Hayır. Sadece camiye gitseydim öğle namazını kılmaya bir sevap kazanacaktım. Bir camiye giderken bir taşla 10 kuş vurabilirim. 10 kuş vurabilirim. Çocuğunu Kur'an mı öğretiyorsun? Güzel. Kur'an öğretmek bir sevap. İnşallah burada cihadı öğrenir, cihad eder çocuğum diye niyet et. 2. 3. İnşallah çocuğum öğrenir, başkalarını öğretir de Kur'an muallimi yetiştirme taktiği öğren. 3. Et niyet. Hiçbiri tutmadı. Allah diyor mu bu hamurun mayasını illa tutturacaksınız? Hayır. Samimi misin? Ona bakıyor Allah Teala. Sen sevdanda ciddi misin? Hakikaten yüreğinde bir kor var mı? Ya karışma Allah Teala'nın işine ya. Karışma kardeşim. Niceleri yataklarında öldü. Allah şehit sevabı verdi onlara. Niceleri iki harf üst üste koyamayacak cehaletle öldüler. Alimler onlara gıpta edecek kıyamet günü. Nice cahiller var. Dev alimlerin babası olmuşlar. Kendisi cahil. Alimlerle beraber dirilecek kıyamet günü. Neden? Çocuğunu alim yapmak için uğraşmış. Peygamber aleyhisselam efendimizin şu sözünü unutmayınız kardeşler. Ne buyuruyor? Sizden biriniz eğer bir güvercinin gireceği kadar, bir güvercinin gireceği kadar bile olsa cami yapabiliyorsa muhakkak cami yapsın buyuruyor. Subhanallah. Bir güvercinin gireceği yer demek bir tuğla demek. Bir tuğladan cami olur mu? Olur olur. Bir tuğla koca bir kubbeyi geçer merak etme. Allah görür ki sen 3 tuğla alsan çocukların ekmeğinden kısman gerekecek. Ancak bir tuğla alabiliyorsun. O bir tuğlaya ne veriyor demek ki Allah? Koca bir cami sevabı veriyor. Yüreğindeki caminin hacmine bakıyor Allah. Tuğlaları ölçmüyor. Tuğla fani, çürüyor. Gelir günün birinde başka bir usta yıkar senin koyduğun tuğlalar. O cami yıkar başka yaparlar. Lakin senin niyetin kıyamete kadar baki kalır.